İran'la Türkiye'nin arasında bir yüksek gerilim oluşturmaya çalışıyor. Yani Türkiye İran'la savaşa mı zorlanıyor? Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında krizin bitmesinde önemli bir rol oynayan Anayasa Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, Halep'te yaşananlara karşı uyardı. Burada büyük bir oyun var. Ve bu oradaki kaosu Türkiye'ye taşıma projesi kesinlikle bir üst aklın bir çalışması bu. Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerini düzelttiği zamanlarda yaşananların dikkat çekici olduğunun altını çizen Cengiz, bazı güçlerin algı yönetimi yaptığını vurguladı. Sanki hükümet Halep'i yalnız bıraktı. Oradaki muhalif güçleri ihanet etti ve Rusya ile anlaştı ve Halep'in düşmesine sebep oldu gibi bir algı operasyonları yapıyorlar. Burada Tayyip Bey'i ve hükümeti Avrasya'dan politikalarına vazgeçirmeye çalışıyorlar. Tam bu arifede Halep'teki katliamlar çıktı. 17 Aralık vurgusu yapan Cengiz, hükümeti yaklaşan tehlikeye karşı uyardı. Eğer bunu kontrol edemezsek, korkuyorum 17 Aralık'ın benzer bir operasyonları mezhep kavgalarına karşı bir şey başlıyor, bir akım başlayacak. Ve hükümette de birçok kişi bunların farkında değil efendim. Cengiz, İran'la Türkiye'nin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi. Türkiye'nin Rusya ve İran'la olan ilişkilerinin kötüleşmesi kime fayda getirecek? Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Cengiz'e göre Ankara ile Şam bir an önce masaya oturmalı. Eğer Suriye'de görüşmeler olsaydı ben Beşiktaş'ta saldırı olmazdı. Suriye'nin parçalanması demek Türkiye'nin parçalanması anlamına geliyor. Cengiz yaklaşan tehlikeye karşı muhalefete de çağrıda bulundu. Özellikle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi. Bakınız bunlar farklı unsurlar. Siyah ve beyaz. Ama ikisini de takdir etmek gerekiyor bu dönemde. Büyük oyunu gördüler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye ruhundan oluşmuş bir partidir. Şu anda Kuvayi Milliye yapmıyor. Dönem Kuvayi Milliye dönemi.